Merhabalar Oktan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sorularım hazır. Hemen başlayalım. Lütfen başlayalım. Almanya'da çocuk parasına ve emeklilik maaşına zam gelecek. Ev alana yeni destek verilecek. Ayrıntıları öğrenebilir miyiz? Çok güzel haber başlıkları ama çok yüksek destekler değil maalesef. Emeklilere 1 Temmuz'dan itibaren %4.57 zam geliyor. Doğu Batı eyalet arasında artık fark kalmadı. Aynı oranda zam yapılacak. Eskiden Doğu eyaletlerinde yaşayan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılırdı. Çünkü onların maaşları Batı'da yaşayanlara göre daha düşük. İkincisi, bu zammın işte tarihin en büyük zammı olduğu söyleniyor ki doğrudur ama enflasyon da tarihin en büyük enflasyonlarından bir tanesi. Enflasyonun biraz üstünde kaldı. Ancak son yıllarda emekliler o kadar az zam aldılar ki enflasyonun altında zam aldılar. Zaten fiili olarak gelirleri azalmıştı. Yani geçen sene 3 şey alabiliyorlarsa bu sene 2 şey alabiliyorlardı. Bu zamla biraz olsun telafi edecekler ama %4.57 hayatlarını değiştirecek bir zam maalesef olmayacak. Daha yüksek oranlarda zam yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Çocuk parasına gelince, çocuk parasında bir artış kesinlikle olacak. Şu anda bildiğiniz gibi sabitlendi. Ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Yani zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ne kadar zam yapılacağı da açıklanmadı. Maliye Bakanı söz verdi bu konuda. Bir artış yapacağız dedi ama 10 euro mu, 20 euro mu, 50 euro mu ne kadar yapacaklarını söylemedi. Bunun için Almanya'da her yıl sonbaharda bir rapor yayınlanır. Asgari geçim raporu ve asgari geçim endeksi belirlenir. İşte Almanya'da yaşamak istiyorsanız şu kadar para kazanmanız lazım. Aksi halde yoksulluk sınırı altında sayılırsınız gibi bir rapor. Bu rapor bekleniyor şu anda. Sonbaharda işte ne kadar para lazımsa ona göre biraz zam yapılacaktır. Ama bunun da ben çok fazla olacağını açıkçası zannetmiyorum. Vergiden muaf dilim de yükseltilecek çocuklar için. Yani çocuk başına vergiden muaf tutulan kazanç miktarı da arttırılacak. Ama sene başında genel olarak herkes için vergiden muaf kazanç sınırını arttırdılar. Ayda 20-30 euroluk bir değişikliğe tekabül etti. Öyle aman aman bir refah artışı da maalesef gerçekleşmemişti. Hessengeld konusunda, yani ev alanlara verilen destek konusunda şöyle bir değişiklik oldu. Bildiğiniz gibi Almanya'da Baukindergeld vardı. O kaldırıldı. Artık o verilmiyor. O ülke çapında geçerli bir şeydi. Bunun üstüne Hessen eyaleti sadece bu eyalette geçerli olmak üzere. 1 Mart 2024'ten itibaren ama sadece Hessen'da geçerli. Mesela Berlin'de yok, Münih'te yok, işte Bavyera'da yok, diğer eyaletlerde yok. Sadece Hessen'de var. Ev alana kişi başı 10 bin euro destek vermeyi taahhüt etti. Bu geriye dönük uygulanacak. Henüz yürürlüğe girmedi. Girdikten sonra başlayacak. Ama 1 Mart'tan itibaren alınan evlerde bu geçerli olacak. Bir kişi için 10 bin, işte evliyseniz toplam 2 kişi 20 bin. Artı çocuğunuz varsa çocuk başına da 5 bin hesaplanıyor. Yani diyelim evli ve 2 çocuklu bir aile Hessen'de ev alırsa onların alacağı para 10, işte 2 tane de 5 çocuklardan toplam 30 bin destek. Bunu da devlet çıkarıp size çak diye vermeyecek. 10 taksitte yavaş yavaş ödeyecek. Aynı esnada devlet diğer taraftan da vergi alıyor. Ev satışından vergi alıyor. Bu da aşağı yukarı aynı rakamı tekabül ediyor. Yani bir cebinden alıp öbür cebine koymuş olacak. Bence böyle ayrıntılara girmeye hiç gerek yoktu. Direkt o vergiyi kaldırabilirlerdi. O çok daha iyi olurdu. Çok daha basit olurdu. Ama işte burası Almanya. İlla prosedürlerde bir şeyler olacak ki böyle kafalar karışsın. Bir de şu önemli. Bu sadece ilk evini alanlar için geçerli. Bir tane eviniz varsa ikincisini alıyorsanız bu desteği kesinlikle alamıyorsunuz. Hacca giden bir ailenin sosyal yardımı kesildi. Neden? Evet. Hacca giden ailenin sosyal yardımı kesildi. Çok böyle yaratıcı bir başlık, ilgi çekici başlık ama tabii bir arka planı var. Gazeteciler genelde öyle başlıklar atarlar. Hem Alman basınında hem Türk basınında çok sık görürüz böyle şeyleri. Papa bir gün New York'a gitmiş. New York'a indiğinde havalimanında gazeteciler sormuşlar. Papa Hazretleri New York'ta genel evi de ziyaret edecek misiniz demiş. Papa da New York'ta genel ev mi var diye cevap vermiş. Bunun üzerine ertesi gün Amerikan gazeteleri manşet atmışlar. Papa New York'a iner inmez genel evi sordu diye. Bu iletişim fakültelerinde anlatılan bir fıkradır. Manşetleri çıkarırken öyle dikkat edilir. Ama olayın aslında biraz farklı. Şöyle bir aile, Almanya'da yaşayan bir Türk aile sosyal yardım alıyor ve hacca gidiyor.
hac masraflarını nasıl ödediği konusunda bir soru işareti oluyor. Çünkü sosyal yardımla o hacı, o ibadeti finanse etmeniz mümkün değil. Bu soruşturmaya tabi oluyor. Ve aile şöyle bir savunma yapıyor. Biz diyor komşularımızdan, işte bizi seven insanlardan 62.500 euro hediye aldık, hediye kabul ettik. Ama sosyal yardım alıyorsanız 62.000 euro hediye alamazsınız kimseden. Yani birisi size gönüllü verse bile alamıyorsunuz. Onun sınırı var. 16.500 yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'da öyle herhangi birine kafanıza göre hediye veremiyorsunuz. Bunların sınırları var. Sosyal yardım alanlara belli bir sınıra kadar verebiliyorsunuz. Hatta eşinize bile 400.000 euroya kadar hediye verebilirsiniz. Bunun dışında oğlunuza, kızınıza, çocuklarınıza 200.000'e kadar verebilirsiniz. Böyle değişik kurallar var. Bunları ayrıntıları mali müşavirle görüşmeniz lazım. Aksi halde vergi ödemek zorunda kalırsınız. Çünkü bu da şunun için düşünülüyor. İşte kazanç transferi olmasın, vergi kaçırma, işte kara para aklama gibi şeyler olmasın diye devlet böyle sınırlar belirlemiş. İsveç'te mesela çok daha sıkı kurallar var hediye ile ilgili. Hediye alabilirsiniz istediğinizde ama çok yüksek vergi ödemek zorundasınız. Yani öyle ben birini çok sevdim, ona bir ev hediye edeyim diye bir şey yok. Vergisini öderseniz istediğiniz şeyi hediye edebilirsiniz. Dolayısıyla bu olayın haçla ilgisi yok. Mesela Venedik'e tatile gitmiş olsaydı o aile aynı şey olacaktı. Aynı şekilde o soruyu soracaklardı. Bu parayı nereden kazandın diye. 10 bin euro üzeri nakit ödemeler yasaklanacak. Sizi etkiler mi? Avrupa Parlamentosu bu yönde bir karar aldı. Yakında üye ülkeler teker teker düzenleme yaparak hayata geçireceklerdir. Beni etkilemez. Ben çünkü 10 bin euronun üzeri zaten çok bir şey almıyorum. Dolayısıyla beni etkilemez. Zaten alsam bile onu götürüp nakit vermek mantıksız. Bu da yine aynı şekilde kara para aklamanın önüne geçmek için yapılan bir şey. Ama işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sefer de ikinci el piyasasında böyle şeyler olur. Mesela birinin bir iş yeri var. İşte bu sene toplam ben 20 bin kazandım diye beyan etmiş. Bu kişi gidip 20 bine bir çanta alabilir. Böyle çantalar var, böyle pahalı çantalar veya bir saat alabilir. Nakit öder, vergiden kaçırdığı parayla öder. Devlet bunu engellemeye çalışıyor. Yani vergiden kaçırılan parayla alışveriş yapamasınlar. Dolayısıyla kaçırma motivasyonu düşsün. Veya işte yurt dışından gelen, işte Çin'den, Rusya'dan, zaten özellikle şunu da vurguladılar orada. Rus oligarkların yaptırımları atlatmak için yapabileceği şeyler de engellenecek gibi bir şey söylediler. Ben bunun da çok işe yarayacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü her şeyin bir de ikinci el piyasası var. İkinci el yeni piyasası oluşur. Rusya'ya güya yaptırım uygulanıyor, ihracat yapılmıyor ürünlerde. Ama Rusya'nın komşu ülkelerine, işte Ermenistan'la, işte o bölge ülkelerine, işte Kazakistan'dır, Kırgızistan'dır, onlara olan Avrupa ihracatı inanılmaz boyutlarda arttı. %500'lere kadar yükseldi birçok üründe. Gidiyorsunuz güya orada boykot var, ambargo var. İşte o markanın logosu orada yok ama içeride aynı mal satılıyor. İsmini değiştirmişler. Başka bir marka altında mağazanın adı değişmiş. Ama içeride bu Avrupa'da gördüğünüz tüm mallar satılmaya devam ediyor. Maalesef ticaret her şartta devam eder. Çünkü para tatlıdır. Hollanda'da kiralara üst sınır geliyor. Burada da gelmeli mi? Kiralara bir tavan sınır getirilmesi söz konusu. Hollanda Avrupa'da kiraların en yüksek olduğu ülke. Metrekare başına özellikle Amsterdam koptu gitti. Geçtiğimiz yıl hiç unutmuyorum, Amsterdam'daki üniversiteler yabancı öğrencilere, yani yeni gelecek yabancı öğrencilere şöyle bir yazı yazdılar. Ev bulmadıysanız hiç gelmeyin, bir de sizinle uğraşmayalım çünkü ev yok. Böyle yazılar yazdılar. Bunun sebebi şu: insanlar ev alıyorlar ve boş tutuyorlar. Konut sıkıntısı var. Veya işte çok yüksek fiyatlarla kiraya vermeye çalışıyorlar. Verilene kadar boş tutuyorlar ve emlak şirketleri var. On binlerce, yüz binlerce dairesi olan, evi binası olan emlak şirketleri var. Bunlar piyasayı allak bullak ediyor. Bunun değişmesi lazım. Ben kiralara bir skala doğrultusunda, bölge bazlı bir sınır getirilmesini çok doğru buluyorum. Aynı şekilde ikinci evi kiraya verilip oradan bir gelir elde edilmesi fikrini de çok sıcak bulmuyorum açıkçası. Herkes oturduğu evin sahibi olabilir ama ikinci evden itibaren, yani ben hiçbir şey yapmayayım, hiçbir riske girmeyeyim, bana her ay para yatsın, bunun biraz zorlaştırılması lazım. İşte paranı başka şekillerde değerlendir ki piyasaya girsin. Bu emlaktan para kazanma olayını vergileri arttırarak, kiraları baskılayarak devletin sınırlandırması çok normal ve bence doğru bir karar. Umarım diğer ülkelerde de aynı şekilde uygulanır. İngiltere'de kraliyetin atları kaçtı. Buna ne diyorsunuz? Evet, kraliyetin atları hakikaten kaçtı. Kraliyet süvari alayının atları kaçtı.
kaçmış. Londra'da serbestçe dolaşmışlar ve ancak 2 saat sonra durdurulup yeniden götürebilmişler sarayın bahçesine. Bunu görünce aklıma şu geldi. Şimdi demek ki onlar kral kraliçeye çok fazla takmıyorlar diye düşündüm. Çünkü onlar at. Şimdi biz insanız. İnsanlar, özellikle bir grup insan, İngiltere'de zaten çılgınlık boyutunda kraliyet hayranlığı. Neredeyse gerçi bir %30'luk kesimde karşıdır ama genel itibariyle insanlar bir krallarının olmasından çok memnunlar orada. Almanya'da da bir İngiliz kraliyet ailesi hayranlığı vardır. Çünkü onlar İngiliz kraliyet ailesi Alman soyundan gelir. Hannover Hanedanı'nın soyundan gelir. Dolayısıyla Almanlarla İngilizler bu kraliyet hayranlığı konusunda buluşurlar. Hatta en ufak bir haber orada çıkan aileyle ilgili Almanya'da da birinci haber olarak bile verilir. Yani basit haberler bile kraliyet ailesi ne yaptı, ne etti, işte Kate nerede vesaire, bunlar sürekli olarak tartışılır ama atlar bunlarla ilgilenmiyor. Çünkü bunlar işte kral, kraliçe, prenses, böyle şeyler. Hatta para, altın, elmas, işte böyle değerli, bizim değerli gördüğümüz metaller, madenler aslında bakarsanız değerli değillerdir. Mesela bir kral at için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o bir insandır. Yani eğer ona iyi davranırsa, işte yem verirse, su verirse, onunla oynarsa, onu severse, o zaman kralı sever at. Ama bu herhangi bir insan için de geçerlidir, aynıdır. Onun başka hiçbir özelliği yoktur. Sıradan bir insan olarak görür. Mesela para, aslına bakarsanız, çıkarın cebinizden bakın, basit bir kağıt parçasıdır. Sadece bir kağıttır. Onun üstünde yazan, değeri kadar olan parayı işte götürdüğünüz markete size karşılığında bir ekmek veriyorlarsa, su veriyorlarsa, bunun sebebi marketi işleten kişinin ya da kasadaki kişinin ya da sahibinin o parayla başka bir şey yapabileceğine olan inancıdır. Sadece bu hikayeye duyduğu inançtır. Altın da aynı şekilde. Altın çok değerli bir madendir. Bugün parasal karşılığı vardır. Ama mesela İspanyollar, Hollandalılar ilk gittiklerinde Güney Amerika ülkelerini yağmalarken altınları alıp geliyorlardı. Orada altın çok değersiz bir şeydi. Onlar da veriyorlardı. Bunlar istiyor, Avrupalılar çok seviyorlardı, veriyorlardı. Çünkü altın hiçbir şeye yaramazdı. Yerliler altını sadece şimdi bizim bijuteri olarak kullandığımız metaller gibi kullanırlardı. Ufak tefek süs eşyaları yaparlardı. Altınla alışveriş yapmazlardı. Bunun sebebi de altının hiçbir işe yaramamasıydı. Onlar giderlerdi. Mesela kahve çekirdekleriyle alışveriş yaparlardı. Çünkü onun bir karşılığı vardı. Kahve çekirdeğinin bir karşılığı vardı. O zaman kahve de Avrupa'da yoktu. O da daha sonra geldi zaten. Hakikaten ilginç hikayeler yaratıp inanmakta hiç üstümüze yok. Bu yüzden atların kaçmasını ben sembolik olarak görüyorum. Yani kraliyet ailesinin atı da olsan 2 saat bile özgür kalabilme hissi için kaçıp bu şansını deniyorsun. Umarım o atların yaptığını biz de bu işte sistemin bize dayattığı çerçevenin dışına çıkıp özgürleşerek günün birinde yapabiliriz. Sezai Karakoç'la bitirelim müsaade edersiniz. Diyor ki şair, biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.